içinde yaşamak kalbi fesada uğratır. Ya daha vaktimiz var, genciz. İşte biraz daha yaşlanalım kapanırız. Biraz daha yaşlanalım namaza başlarız. Biraz daha yaşlanalım hacca gideriz. Biraz daha şuyumuz olsun, şöyle yaparız, böyle yaparız. Bu şeytani tesellilerle ömürlerini sürdürenler o hal kendilerinde tecelli ettiğinde de bu işi başaramazlar. Ama tevbe ederim ümidiyle değil de tevbe edememenin ızdırabıyla yaşıyorsa o insanın kurtuluş ümidi vardır. Kalbinde fesat olmasına rağmen, kalbinin marazlanmasına rağmen kurtuluş ümidi büyüktür. Allah'ın rahmeti tecelli etmeye devam eder. Yani orada şeytani bir teselli yok. Yapamamanın ızdırabı var. Bu şeytani teselliye girmez. Onun için diyor ki tevbe ederim ümidiyle günah işlemek kalbi fesada uğratır. Kalbi bozar. Kalbi bozulan insanın beyni de bozulur. Bütün bedeni bozulur. İkincisi, ilim öğrenip gereğince amel etmemek. Yani hem biliyorsun, hem bildiğin şeyi yapmıyorsun ve onda da ısrar ediyorsun. Israrla yapmamaya da devam ediyorsun. İlim öğrenip gereğince amel etmemek. O zaman niye öğrendin bu ilmi? Madem uygulamayacaktın, 5 vakit namazın farz olduğunu öğrendin, kılmıyorsun. Zekat vermek gerektiğini biliyorsun, vermiyorsun. İslami emirlerin hepsini öğrenmişsin. Fakat ona göre amel söz konusu olduğunda bunu yapmıyorsun. İşte böyle bir ilim, yani tabi olunmadan öğrenilen ilim insanın kalbini fesada uğratır. Bugün televizyon alimlerinin halleri buna çok benziyor. Yapmadıkları şeyleri söylemeye devam ediyorlar. Eğer yapmadıkları şeyleri söylemenin ızdırabı içinde olmuş olsalar yine kurtuluş ümidi var. Fakat artık sanatkarane bir şekilde bu işe meylettiklerinden dolayı öğrendikleri ilimler amel etmedikleri için kalplerinin kararmasına sebep oluyor. Üçüncüsü olarak Hasan-ı Basri Hazretleri kalbin fesada uğramasına sebep olan üçüncü meseleyi de açıklarken diyor ki amellerinde ve işlerinde ihlaslı olmamak, yani içten ve samimi olmak, olmamak. Hangi işi yapıyorsan o işte ihlas ve samimiyet üzere olacaksın. Yani namaz kılıyorsun, biri benim kıldığım namazı görsün. Zikir çekiyorsun, biri benim çektiğim zikri görsün. Hayır yapıyorsun fakire fukaraya, istiyorsun ki birileri onu duysun bilsin. Yani Mevla'nın seni görmesi sana yetmiyor demektir. Burada da ihlas ve samimiyetten uzak bir hal var demektir. Dolayısıyla bu tür ameller, ihlas ve samimiyetten uzak, içten yapılmayan amellerde insanın kalbinin fesada uğramasına sebep oluyor. Dördüncüsü, Allah'ın verdiği nimetlerden faydalandığı halde şükretmemek. Yani Allah sana bir nimet vermiş, sen ondan faydalandığın halde Allah'ın sana verdiği nimete şükretmiyorsun, Allah'a teşekkür etmiyorsun. Bu da kalbin kararmasına sebep olur. E Allah bana vermedi, ben mal mülk sahibi değilim, fakirim, fukarayım. Hayır, öyle değil. Allah sana nefes almaya müsaade etti. El verdi, göz verdi, ayak verdi. Bunlar nimet değil mi? Bunları sen pazardan gidip almadın herhalde. Dolayısıyla Allah'ın verdiği nimetlerden faydalandığımız halde ona şükretmiyorsak kalbimiz fesada uğruyor demektir. Kalbimizde marazlar doğuyor demektir. Problemler de bu marazların gereği olarak ortaya çıkıyor. O problemlerin bu marazdan çıktığını bilmediğimiz için de bu hal üzere devam ettiğimiz müddetçe marazlarımız da artıyor. Arttıkça şifa bulmaz bir noktaya sürüklenip kalıyoruz. Bugün fert olarak da insanlık bu durumda, cemiyet olarak da insanlık bu durumda.
sıkışmanın gereği olarak bu yükler gittikçe artıyor, arttıkça ağırlığı altında ezilmeye devam ediyoruz. Marazlı kalplerle salim bir hayat yaşamak, güvenli bir ortam bulabilmek mümkün değil. Beşincisi diyor Hasan-ı Basri Hazretleri, kalbi fesada uğratan şeylerin beşincisi, Allah'ın yarattıkları mahlukatı arasında paylaştırdığı rızka razı olmamak. Yani rızkı yarattığına Mevla dilediği gibi verir. Kimine az verir, kimine çok verir. Eğer kendisine az verilen bu paylaşmaya razı olmamak gibi bir duruma girerse, bu inancı o kişinin kalbini fesada uğratır. Haşa, bir bakıma Allah'a takaza yapmak durumu. Niçin bana vermedi? Sana ne verdiyse ona razı olacaksın. Hüküm sahibi Allah'tır çünkü, sen değil. Sana niçin az verip vermediğini sorgulayacak durumda değilsin. Bizim böyle bir hakkımız yok. Allah'ın yarattıkları arasında paylaştırdığı rızka razı olmamak. Buna herkes razı olacak, böyle bir şey yok. Hoş, razı olmasak ne yaparız? Allah'a kabadayılık olmaz. O zaman rıza göstermekten başka, hatta bu rızayı da kerhen değil, severek, samimi, ihlaslı, içten bir şekilde göstermek zarureti var. Allah'ın yarattıkları arasında paylaştırdığı rızka razı olmamak, bu kalbi fesada uğratır. Altıncısı, ölüleri defnedip onlardan ibret almamak kalbi fesada uğratır. Bu çokça yaşadığımız bir hal. Ölüyü getirir mezara koyarız, fakat onlardan zerre kadar ibret almayız. Biz oraya girecekmişiz gibi tasavvur etmeyiz. Aklımızdan öylesine bir geçer ama idrak sahibi olarak hadiseye yönelemeyiz. Ölüyü attık bir çukura, bıraktık kendi başına, biz evimize dönüyoruz. Hatta bunun da ötesinde, hani o anın gereği olarak zaruret icabı ve zaruret miktarı, o halle hallenmeye çalışmak yerine, yani bir an için, küçük bir zaman içinde bunu yapmamız gerekirken, tam tersi, kabrin başında bir taraftan mevta mezara indirilirken, bir taraftan Kur'an tilavet edilirken, biz orada eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla ticari meselelerimizi konuşuruz, siyasi meseleleri konuşuruz. Orada bir ölüm hadisesi söz konusu imiş gibi bir hal içine bile giremeyiz. Yani bunu bir an bile başaramıyor olmamız, mevta defnedilirken bile bunu yapamıyor olmamız, bir kenara bırakalım bunu, hayatımızın tümü bu gaflet içinde geçtiğine göre nasıl menfilikler birikiyor ruhumuzda, bunu düşünmeliyiz. Ama en azından burada belirtildiği üzere, ölü defnedilirken ibret alacak bir pozisyona girebilirsek, kalbimizdeki fesadı engellemenin, az da olsa engellemenin bir yolunu bulmuş oluruz. Ölüleri defnedip onlardan ibret almamak kalbi fesada uğratır. Hasan-ı Basri Hazretleri bunun üzerine diyor ki, kulun Allah'a karşı itaatsizliğinin, isyanının, yani bütün bu yapılıp edilenlerin, kendisine emredilenlere muti olmamanın, itaat etmemenin bir derecesi vardır diyor. Allah'a karşı itaatsizliğinin, isyanının bir derecesi vardır. Bir sınırı vardır yani. Kul diyor o dereceyi aşınca, o sınırı aşınca o kulun kalbi mühürlenir.
Allah o sınırı aşınca kulunun kalbini mühürler. Ve artık ondan sonra diyor, o kul artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. Yani onu hiç kimse artık o yoldan çeviremez, onu kurtaramaz. Zira onun kalbi, o kişinin kalbi, o sınırı aşmış olan kişinin kalbi mühürlenmiştir. Daha onun geri dönüşü yok. Onların kalplerini mühürledik diyor Mevla Kur'an-ı Kerim'de. Onlar inanamazlar. Ama inanmasınlar diye Mevla kimsenin kalbini mühürlemez. İnanmamakta ısrar ettikleri için, yani o sınırı aştıkları için, o dereceye vardıkları için, inançsızlık konusunda, isyan konusunda o dereceye vardıkları için Allah onların kalplerini mühürler ve artık bir daha onlar inanamazlar ve hayır da işleyemezler. Allah bu tür kişilerin ve toplumların şerrinden bizleri muhafaza etsin inşallah. Bugün topyekün Batı alemi ve doğuda birçok ülke iktidarı maalesef bu pozisyonda. Hayır yapma imkanı ellerinden alınmış, zira kalpleri mühürlenmiş. Çünkü onlar sınırı aşmışlar. Bir gün Hasan-ı Basra Hazretlerine birisi gelip diyor ki, kalbim karardı. Bunu fark ediyorum diyor. Kalbim karardı. Bana bir tavsiyede bulun. Yani ne yapabilirim kalbimi açabilmek için, selamete ulaştırabilmem için ne tavsiye edersin bana diye soruyor. Hasan-ı Basra Hazretleri de ona diyor ki, ilim ve zikir meclislerine devam et. Sana tavsiyem budur. İlim ve zikir meclislerine devam et. Yani nerede ilim tahsil ediliyorsa, nerede ilim konuşuluyorsa oraya git, orada bulun. İster anlıyor ol, ister anlıyor olma. Ama orada bulun. Aynı şekilde nerede zikir meclisi varsa, zikrediliyorsa, rabıta yapılıyorsa, murakabe yapılıyorsa, Allah deniliyorsa, La ilahe illallah deniliyorsa o meclislere de git ki kalbini kararmaktan kurtarabilesin. Yoksa mümkün değil kalbinin açılması. Kalbin karardıkça hayatın karanlıklara düçar kalacak. Bunun tek kurtuluş yolu ilim ve zikir meclislerine devam etmek, onlara yakın olmak veya en azından onları hulusu kalple, İhlasla sevebilmek. O sevgi hatırına kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifi mucibince, o sevgisinin hatırınca kurtuluş ümidi vardır. Kalbinin selamete ulaşması mümkün olabilir. Ama ilim meclislerinde bulun, zikir meclislerinde bulun. Bulunamıyorsan, zaruret miktarı bile bulunuyorsan veya hiç bulunamıyorsan, böyle meclisler bulamıyorsan, hiç olmazsa o tür meclislerde bulunan insanlara sevgini artırmaya çalış. Onlara dua et ki kalbini kararmaktan kurtarabilesin. Bugün tabi hayatın debdebesi içinde ilim ve zikir meclislerine itibar etmek çok kolay olmadığı gibi, ilim ve zikir meclislerini bulmak da aslında çok kolay olmuyor. Veya bulabilsek de bir müddet sonra kanıksama hasıl olduğu için kıymetini bilemez bir duruma düşebiliyoruz. Kanıksamamak lazım. Yaran kabuk tutmasın, her an deş tazelensin, sen ağla gafil gülsün, nadan yelpazelensin diyor Üstad Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Evet. İlim meclislerini, zikir meclislerini bulduktan sonra da tehlike devam ediyor demektir. Yaranın kabuk tutmaması için deşmeye devam etmek lazım. Yani İptal Mimarı'nın ifadesiyle söyleyelim, doktorca acıtmayı insanın bilmesi lazım. Doktorca acıtmayı.
neşterini yaraya vuran doktor merhametinden bu işi yapar. Burada bir acı söz konusudur ama merhamet içinde gizli bir acı olduğu için şifaya kalp olur. Biz de bu hali kanıksamamanın yollarını bulmuş olarak veya bulmaya çalışarak ilim ve zikir meclislerinde bulunmak durumundayız. Veya eğer o meclislere nispetimiz yok ise en azından kendi hal ifademiz olarak ilimle meşgul olup, zikirle meşgul olup o halle hallenmeye çalışmak zorundayız. Aksi takdirde kalbin karardığı noktada beynin de dumura uğraması hakikatiyle karşı karşıya kalırız. İdrak zafiyeti dolayısıyla hayatın hay huyu içinde kaybolur gideriz ve bir gün ölüm gelip kapımıza hak vaki olduğunda neyle karşılaşacağımızın hesabını vermekte zorlanabiliriz. Mevla cümlemizi bu tehlikelerden muhafaza buyursun inşallah. İhlas ve samimiyetle bu meselelerin üzerine gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Yoksa hakikaten geldik gidiyoruz, şen olası dünya diye bir şey yok. Dünya şen olsa da olmasa da biz bu idraka ulaşamadığımız müddetçe şen olmayacağımızı, kabir aleminde şen olmayacağımızı, haş aleminde olmayacağımızı bilmek zorundayız. Bu hakikatler mutlak hakikatlerdir. Bizi bekleyen hakikatlerdir. Bu işlerin şakası olmayacağı için mutlaka bir şekilde nefsi ayaklar altına alıp yolumuza devam etmek zorunluluğu var. Bunları edebi olarak söylemek kolay tabii ki. Bunları edebi olarak söylemenin çok büyük bir manası da yok aslında. İşi edebiyat olmaktan çıkarıp hakikaten ızdırabını duyarak yaşamak lazım ki bunun da altyapısı aşktan geçer. İhlastan geçer, samimiyetten geçer. Eğer bu manada bir ihlas, bu manada bir samimiyet, bu manada bir aşk tecelli etmemişse bu ızdıraplara katlanmak mümkün değil. Dolayısıyla katlanamadığımız bu ızdıraplar sebebiyle vereceğimiz hesabı kolay vermemiz mümkün değil. Evet, ölü kalpler mevzuundan sonra Hasan-ı Basri Hazretleri sabır mevzuuna geliyor. Sabır konusunda da Hasan-ı Basri Hazretleri'nin çok ilginç ifadeleri var. Diyor ki sabır konusunda, sabır da diyor insanın acil isteklerini, yani nefisten gelen acil isteklerini daha sonrasını hesaba katarak kontrol altında tutması ve gerektiğinde onlardan vazgeçerek hayırlı olanın tahakkuk etmesi konusunda tavizsiz olarak ısrar etmesidir. Sabrı Hasan-ı Basri Hazretleri böyle tarif ediyor. Nefisten gelen acil istekler, yani nefs şöyle yap der. Daha sonrasını hesaba katıp nefsten gelen bu acil istekleri kontrol altında tutması, sadece kontrol altında tutması değil, gerektiğinde onlardan vazgeçmesi, vazgeçtiği için de hayırlı şeylerin tahakkuk etmesi konusunda tavizsiz olarak ısrar etmesi. Sabır bu. Nefs isteyecek, nefs diretecek. Biz de o nefsin acil isteklerine karşı geleceği hesaba katarak, yani nefsin o isteklerine boyun eğersem daha sonra neler olacak hadisesini düşünerek, bunu hesaba katarak o istekleri kontrol altına almak, daha da ötesine geçip büsbütün onlardan vazgeçmek, hayırlı olanın tahakkuk etmesine vesile olmak ve bu konuda da tavizsiz ısrar etmek. Bir sefer yanılmışsan ikincide ısrar et. İkincide yanılmışsan üçüncüde ısrar et. İlâ nihaya bu böyle gitsin. Sabır budur diyor. Israrla
hayırlı olanın tahakkuk etmesi konusunda tavizsiz olarak ısrar etmek. Nefsin bütün şiddetiyle acil olarak istediklerini ona vermemek, o istekleri kontrol altına almak, gerekirse onlardan büsbütün vazgeçmek suretiyle hayrın doğmasına vesile olmak. Sabır bu. Aynı zamanda Hasan-ı Basri Hazretleri sabrı şöyle de tarif ediyor. Dayanılması zor şartlara katlanıp hayırdan vazgeçmemek. Yani başınıza öyle bir musibet gelmiş ki dayanılması çok zor ama siz direniyorsunuz ve hayırlı olandan vazgeçmiyorsunuz. Yani bir hayır yapmaya kalktınız. Din-i mübin İslam için bir mücadeleye atıldınız. Başınıza bir şey geldi, orada nefs devreye girer. Kendi rahatlığı için sizden bir takım tavizler koparmaya çalışır. İşte burada diyor, direnmeniz, bu zor şartlara katlanmanız, hayırdan vazgeçmemeniz sabrın kendisidir. Nefs hemen o işten insanı vazgeçirmeye çalışır. Bak bunu yapmasaydın başına bunlar gelmeyecekti. Şöyle yapsaydın rahat ederdin. Böyle yapsaydın keyif çatardın gibi hilelerle nefs insana yaklaşır. İşte bu zor şartlara katlanıp hayırdan vazgeçmemek de sabrın bir çeşididir diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Yine Hasan-ı Basri Hazretleri'ne göre sabır, hayra ulaşma konusunda ortaya konan sağlam bir iradedir. Bir hayır var, o hayra ulaşmak istiyorsun fakat iraden zayıf olduğu için ulaşamıyorsun, dolayısıyla sabırlı insan değilsin. Eğer ulaşma gayreti devam ediyorsa, o hayra ulaşma konusunda ortaya koyduğun sağlam bir iraden varsa sen sabırlı insansın demektir. Hem hayra ulaşmak için gösterdiğin irade, hem de başına gelen musibetlere katlanmak için gösterdiğin tavır sabrın ta kendisidir. Hasan-ı Basri Hazretleri insanın Rabbine itaat etmesi konusunda nefsinden, şahsından veya kendi dışından kaynaklanan birçok engelle karşılaşacağını hatırlatır. Rabbine itaat etmeye yeltendiğin zaman nefsin, şahsın ve senin dışındaki bir takım meselelerden ve kişilerden engellerle karşılaşırsın diyor. Bu engellerle karşılaşacağını hatırlatır ve bu engellerle mücadele ve bu hususta ısrar etmeyi sabır kavramı içinde değerlendirir. Yani sen Rabbine itaat etmeye yöneldin fakat nefsin seni zorluyor. Şahsından bir takım menfilikler doğuyor ve senin dışında bir takım engeller çıkıyor önüne. Bu engellere karşı mücadele etmen, bu mücadelede ısrarını devam etmen sabırlı olduğunun alametidir diyor. Bu da sabır kavramı içinde değerlendirilir. Ve ulaşılan her türlü hayrın sabrın bir meyvesi olduğunu söylüyor. Ulaşılan her hayır sabrın bir meyvesidir. Yani bu demektir ki sabretmezseniz olgun meyvelere ulaşmanız mümkün değildir. Evet, sabretmek zordur, acıdır ama meyvesi olgundur, tatlıdır. Bunun için ulaşılan her türlü hayır sabrın bir meyvesidir buyuruyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Sabrın yalnızca bir nevi tahammül olmadığı, yani bir şeylere tahammül etmek değildir sadece sabır, veya vuku bulan her şeyi kader olarak bilip kabullenmek anlamında da değildir diyor. Bu anlama da gelmez. Sabır iki çeşittir. Birincisi hayrı işleme. İyiliği yapma ve şerden, kötülükten uzak durma konusunda insanın kendinden, yani nefsinden kaynaklanan bazı zorluklara direnmesidir. Sabrın birinci çeşidi bu. Hayır işleme,
iyiliği yapma ve şerden, kötülükten uzak durma konusunda insanın kendinden kaynaklanan, yani nefsinden kaynaklanan bazı zorluklara direnmesi sabrın birinci çeşididir. Diğeri ise uğranılan musibeti, başına gelen bir belayı imtihan vesilesi sayarak metanetini kaybetmeden gerektiği gibi davranabilmektir. Davranmayı sürdürebilmektir. Bir, hayra koşarken nefsin kötü isteklerine sabretmek. İki, bir musibet başımıza geldiğinde, bir musibet isabet ettiğinde ona karşı hayırdan vazgeçmeden direnmektir. Sabır bu iki şekilde tarif ediliyor. Hasan-ı Basri Hazretleri zamanında uygunsuz ve zararlı siyasi idari gelişmeleri bir musibet olarak gördüğünü müşahede ediyoruz. Yani kendi zamanındaki idarecilerin yaptıklarını, zararlı siyasi meseleleri, idari gelişmelerdeki menfilikleri bir musibet olarak görülmüş Hasan-ı Basri Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'in Beni İsrail hakkındaki "Ya Muhammed, Rabbinin o güzel sözü Beni İsrail'e karşı sabretmeleri sebebiyle tamam oldu. Firavun ve kavminin yapa geldikleri şeyleri ve yükseltmekte oldukları sarayları da yıktık." ayetini okumuş ve şöyle demiştir Hasan-ı Basri Hazretleri. Bu ayeti okuduktan sonra diyor ki, bu ayete iman ettiği halde, bu ayete inandığı halde zalim olan hükümdara boyun eğenlere ve zulümden korkanlara hayret etmemek mümkün değildir. Yani hem bu ayeti bilir, hem de zalim hükümdara boyun eğer ve kendisine zulüm yapılacak diye korkar. Böyle olanlara diyor hayret ederim. Hayret etmemek mümkün değil. Ayet-i kerime, "Ya Muhammed, Rabbinin o güzel sözü Beni İsrail'e karşı sabretmeleri sebebiyle tamam oldu." Firavun ve kavminin yapa geldikleri şeyleri ve yükseltmekte oldukları sarayları da yıktık. Evet, sabır, sebat ve zulme mukavemet dolayısıyla insan böyle bir sonuca ulaşır. Mevla o sabır sebebiyle firavunların ehramlarını yerle bir eder. Bu ayeti Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Resulü vasıtasıyla bizlere bildirmiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri de bu ayeti bilip de diyor, bilip de zalim hükümdara boyun eğenlere ve zulümden korkanlara hayret etmemek mümkün değildir. Hem bu ayete inanacak, hem de zalim hükümdardan korkacak, ona boyun eğecek. Bana şöyle yapar, böyle yapar diye. Hayır, sen sabret diyor, sonunda ne olacağını görürsün. Firavun'un halini gördün diyor. Beni İsrail'e karşı sabretmeleri sebebiyle Rabbinin o güzel sözü, vaat ettiği şey tamam oldu diyor. Ama bu sabırla oldu diyor. Sen sabret, aynı şey gene tahakkuk edecektir. Zira Allah vaadine muhalefet etmez. Allah vaadine hulfetmez. Ne dediyse Mevla o yerine gelecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın diyor. Madem ki bu ayeti kerimeye inanıyorsunuz, o zaman zalim hükümdardan, zalim devlet adamlarından korkmayın diyor. Onlara boyun eğmeyin. Zulümden korkanlara, bu ayeti bildiği halde zulümden korkanlara hayret etmemek mümkün değildir diyor ve devam ediyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Vallahi diyor, vallahi insanlar imtihan edildiklerinde Allah'ın emrine sabrederlerse Allah onların her türlü sıkıntılarını giderir. Yeminle söylüyor bunu. Sahabe-i kiramı dünya gözüyle görmüş Hasan-ı Basri Hazretleri söylüyor bunu.
Vallahi diyor, insanlar imtihan edildiklerinde, başında zulme uğradıklarında, hakikati savundukları için başlarına bela ve musibet geldiğinde Allah'ın emrine sabrederlerse, yani bu Rabbimden geldi, ben Rabbimin davasını savunurken bu işler başıma geldi, bunun için sabretmek zorundayım der ve sabrederse, Allah onların her türlü sıkıntısını giderir. Fakat onlar kılıçtan ürkerek korkuya sığınıyorlar diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Sabretmeyi, tahammül etmeyi düşünmüyorlar da kılıçtan korkuyorlar. Zalimin zulmünden korktukları için Allah'a muti olmuyorlar. Allah'ın sabır tavsiyesine ayak uydurmuyorlar. Fakat diyor onlar kılıçtan ürkerek korkuya sığınıyorlar. Biz diyor böyle bir iptilanın, sınanmanın şerrinden Allah'a sığınırız. Allah bize böyle bir musibet isabet ettirmesin diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Evet, anlaşılıyor ki Hasan-ı Basri Hazretleri adil olmayan hükümdara mutlak surette itaat etmeyi, zalim olan hükümdara mutlak surette itaat etmeyi, onun hakka dayanmadığı için zulüm olan yönetimine boyun eğmeyi sabır saymamaktadır. Boyun eğmek sabır değildir. Kaderimize razı olalım şeklinde bir hal sabır çerçevesine girmiyor Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ifadesine göre. Onun için ilim ve zikir meclislerinde bulunmak suretiyle kalplerimizdeki karanlığı gidermek, kalplerimizde ve letaiflerimizde nurani bir şeylerin hasıl olmasına sebep olmak suretiyle yolumuzu aydınlatıp idrakimizi parlatarak yürümeliyiz ki bu musibetlerden Mevla bizi muhafaza etmiş olsun. Biz kendi idrakimiz